Teşhisi koyduk, evet. Reflü var. Tedavisi nasıl yapacağız? Evet, nedir yani? Şimdi, hemen gel yat aşağıya, evet. Yatma. Estağfurullah, kesinlikle öyle değil. Çünkü dediğim gibi nüfusun %40'ını ilgilendiren bir hastalık aşağı yukarı Türkiye şartlarında 30-40 milyon insana denk geliyor. Dolayısıyla hastaların büyük bölümünü, belki %90'ından fazlasında bazı önlemler ve sosyal yaşamı düzenleme kuralları, bazı diyetle ilgili öneriler artı belki ilaçla bu kişiler tamamen reflüs hale gelebiliyor. Mesela hemen hamilelik reflüsünden bir 35 saniye bahsedeyim. Hamilelik hanımefendilerde karın içi basıncını arttıran bir olay olduğu için, iki nedenden, bir de hormon düzeyinde progesteron lehine bir gelişme olduğu için hamilelik döneminde, bu iki nedenden ötürü hamilelerde anormal reflü olur. Bütün hamilelerin neredeyse 3'te 2'sine yakını reflüden şikayet eder. Ama oradaki reflü tedavi gerektirmez. Kimi zaman bazı ilaçlar veririz hamile hanımefendilere ama genellikle hamilelik bittiği anda, çocuk doğduğu anda o kişinin reflüsü geçer. Dolayısıyla diğer hamile olmayan reflü hastalarında da eğer ideal vücut ağırlığının çok üstündelerse ne yapıp edip kilolarını düşünmelerini istiyoruz. Çünkü obezite, yani şişmanlık, ciddi şekilde reflü, karın içi basıncını arttırdığından reflü için bir risk faktörüdür. Bunu ortadan kaldırıyoruz. Sigarayı bırakmalarını söylüyoruz. Nikotin iki nedenden, bir nikotinin LES dediğimiz alt yutma borusu büyücüsünü gevşetici etkisinden ötürü, bir de ağız kuruluğu yaptığı için, salya miktarımızı azalttığı için sigara içmek reflüyü arttırır. Alkolden kaçınmalarını söylüyoruz. Ondan sonra mesela bazı gıdaları yasaklamasak bile az almalarını önemli. Domates, çikolata, nane, acı, limonlu şeyler, bütün asitli yiyecekler, gazlı içecekler. Hı. Ondan sonra bunların yanı sıra dar kemer takmamalarını söylüyoruz. Yataklarının baş ucunun altına takozla 15-20 santimlik, yani baş bu tarafta olmak kaydıyla yatmalarını. Çünkü ki uyudukları ve bilinçsiz oldukları dönemde istem dışı ağza o hareketlilik olamasın diye bu önlemleri. Başı bayağı yüksekte. Evet, 15-20 santim kadar. Mesela bu önlemler çoğunlukla yeterli olabiliyor. O milyonlarca hasta bu şekilde idare edebiliyor. Bunlar okey değil. Bunlarla olmadıysa o zaman iki tane altın ilacımız var. Bir tanesi alginik asit. Bu preparat adı değil. Rahatlıkla söyleyebilirim. Midenin içindeki sıvının üstünde bir film tabakası yapan bir ilaç bu. Reflü hastalarının çoğu çok iyi biliyorlar bu ilacı. Günde 4 kere yemeklerden sonra alınan ve gece yatarken 4. dozu alınan bir ilaç. Bir de çok meşhur bir başlık, proton pompası blokürleri dediğimiz onlarca ilaç var bu gruptan. Midenin asit salgılama yeteneğini sıfıra kadar düşürebilen ilaçlar. Bunları vererek gene hastanın hatırı sayılır bölümünde ciddi yarar sağlayabiliyoruz. Peki onlar sindirimi bozmuyor mu? Yani şimdi proton pompası blokürlerinin aşağı yukarı 15 yıl evvel keşfoldu bu ilaçlar. 15 yıldan daha fazla kullanımının yan etkilerini bilmemekle beraber 15 yıldır çok ciddi bir problem oluşturmadıklarını biliyoruz. Ama buradaki doktorun, hastayı tedavi eden doktorun dürüst olması gereken konu şu: eğer ortadan kaldırılabilecek obezite, şişmanlık gibi ciddi bir risk faktörü yoksa bu önlemlerin ve bu ilaçların ömür boyu olması gerektiği söylenmeli hastaya. Kimi ameliyat ediyoruz? Kısaca ona da gelelim. Evet. Şimdi bütün bu önlemlere karşın hapı da aldık. Hapı geçmiyor mu kimisinde? Anormal büyük bir mide fıtığı olup ağza gelme sıkıntısından çok bunlar. İlk ameliyat grubumuz bunlar. İkinci ameliyat grubumuz hasta çok genç. 20'li, 30'lu, 40'lı, hatta belki 50'li yaşlarda. Yani dolayısıyla beklenen yaşam süresi son derece uzun hastanın. Aşağı yukarı 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene daha ömrü olan insanlarda bu önlem ve ilaçlara karşın hasta önlem, ilaç ve diyet almayı istemeyebilir. Yani şu, daha özellikle şu, genç olması hastanın ve ilaç almayı istememesi durumunda, ilaçla, burada şu antiparantez şunu söyleyeyim, ilaçlardan yarar görmekte olan hastalar ameliyatın en başarılı olacağı hastalar. Yani ilacın yararsız olduğu hastalarda ameliyat daha çok başarılı olacak diye bir şey yok. Tam tersi. Dolayısıyla hasta ömür boyu ilaç almak istemiyorsa, ömür boyu dik yatmak, dar kemer kullanmak istemiyorsa, o zaman ameliyat genç hastalar için son derece iyi bir çözüm. Alkol almak istiyorsa. Evet, yani sosyal hayat online. Öyle, ha. Öyle. İşin doğrusu öyle. Hı. Yani sosyal hayatını daha iyi sürdürmek, kendini sınırlamak istemiyorsa. Evet. Dolayısıyla burada aynı zamanda şu anlaşılıyor. 74 yaşında çok yoğun reflüsü olan bir insanda tabii ki ameliyat kararı alırken 4 adım geride durmak gerekiyor. Yani 60'lı 70'li yaşlarında beklenen yaşam süresi artık yıllarla sınırlı olan kişilerde ameliyattan uzak duruyoruz. Hasta genç olduğu oranda, ameliyata motive olduğu oranda, diğer önlem ve ilaçları ömür boyu almak istemediği durumlarda da ameliyat etmeye karar veriyoruz aslında. Hı. Bir de alt bir grup var, bareti olan hastalarda, yani uyutma borusu alt uç kanseri gelişimi riski ile ilgili durumu gelişmiş hastalarda erken yapılan ve çok efektif, iyi yapılan, yani ciddi ve ciddi manada teknik olarak mükemmel yapılan ameliyatların baretin ileri gitmesini engelleyebildiğine dair son 1-2 yıl içinde bir takım yazılar var. Dolayısıyla baretli olan genç hastalarda antireflü ameliyat tabii çok iyi bir çözüm.
Baret'i %100 ortadan kaldırır mı? Kaldırmaz. Baret kansere kesinlikle mi gitmez ameliyattan sonra? Hayır, gidebilir. Baret aslında her zaman ölene kadar endoskopik takip altında olmalıdır. Ama son 1-2 senedir en azından 4-5 tane yazıda iyi yapılan cerrahinin Baret'te progresyonu, yani ileriye gidişi engelleyebildiği, hatta Baret'in düzeltebildiğine dair bile bazı deliller var. Başka hiçbir yöntem ya da ilaç yok ki bu oranda ümit vaat edebilsin. O yüzden böyle bir alt grup Baret taslarda da ameliyat kararını daha hızlı alabiliyoruz. Evet, kanserden korunma. Yani ama tabii ki ona. Aynen evet. Öyle ama o konuda çok iddialı ve çok %100 değiliz. Evet. Evet. Peki bu ameliyatı laparoskopik olarak yapıyorsunuz, evet. Ve hasta bugün ameliyat oluyor. Yarın gidiyor evet, mu? Dün mesela, şimdi bilmiyorum hastanede beni seyrediyor mu küçük hanım, ama dün ameliyat ettiğim hasta ısrar ettim ben programdan dönene kadar bekle seni bir göreyim diye, biraz sonra evine gidecek. Bugün ameliyat edeceğim hasta da hastanede şimdi beni seyrediyor, da yarın evine gidecek. Yani hepsi inşallah evet. 19-20 saat sonra ameliyattan evlerine gidebiliyorlar. Normal, rahat. Gidebiliyorlar. Yani ameliyattan sonra bu her şey tabii çok toz pembe değil. Bir takım durumlar da var. Onlardan da bahsetmek lazım. Yutma borusunun alt ucundaki gevşek mekanizmayı sıkılaştırdığımız için biz, ya, ameliyatta yapılan da şu: mide fıtığını aşağı çekip ortadan kaldırıyoruz ve yutma borusuyla mide bileşkesinde bir hokka mekanizması yapıyoruz. Nasıl mürekkep hokkasındaki mürekkep ters çevirdiğinde dökülmüyorsa, bu ameliyattan sonra da yukarı kaçak olanaksız hale geliyor. Fakat yutma borusunun hareketliliği zaten yıllar içinde azalmış oluyor reflü hastalarının. Zaten çok iyi, çünkü çalışmayan kas erir ya. Buradaki sıkılığı gevşek olan insanlar aslında yer çekimi sayesinde yutmaya başlıyorlar. Ve böyle bir insanı tekrar sıkıştırdığımız zaman biz ameliyattan sonra erken dönemde %8-10 oranında yutma güçlüğü oluyor. Bu yutma güçlüğü 1,5-2 ay içinde yavaş yavaş azalıyor. 2 ay, 3 ay yeni bir yemek yeme alışkanlığına sahip olması gerekiyor hastaların. Böyle çok abur cubur, çok bol şeyi bir anda, bir saniyede midelerine indirmeleri çok olanak dahilinde olmuyor. Dolayısıyla hafif bir yutma güçlüğü oluyor. Fakat bu hastanın %99'unda aşağı yukarı geçici oluyor. Yani kalıcı olma ihtimali %1 civarı, %1'den bile az. O zaman da dilatasyon gibi bazı yöntemlerle bunları rahatlatmak mümkün. Ama bu en son bu manometreyi kullanmaya başlamamızdan, bazı özel teknik detaylara dikkat etmemizden bile çok daha nadir oluyor. Bir de reflü ameliyatından sonra birazcık gaz miktarı artıyor. Çünkü gün içinde biz fark etmiyoruz. Yani gard diye değil ama fark etmeden ufak ufak hep geğiririz. O yukarı kaçağı engelleyen bu ameliyat o basit geğirmeleri de azaltır. Bizim makatımızdan, anüsümüzden çıkan havanın ana kaynağı yutulan havadır. Onun %70'ini yutmuşuzdur biz. Yani gıdalar gaz yapmaz. Evet, %30, zaman, %30, %70'i yutulan havadır. Dolayısıyla o ufak geğirmeler azaldığı için bu reflü ameliyat olan kişiler daha gazlı. Yani ben, doktor bey benim reflüm var, çok gazım var diyen bir insanda bu ameliyatı olursa gazının geçmeyeceği konusunda dürüst olmak lazım. Onun dışında dediğim gibi 30-40 dakika süren minör bir ameliyat, ehil ellerde mutlaka ileri laparoskopik cerrahi eğitim alması gerekir kişinin. Özel bizim merkezimizin de amacı bu zaten. Ben de şimdi onu söyleyecektim. Yani siz mesela reflüyle uğraşan bir genel cerrahsınız. Genel cerrah olmanıza rağmen reflüye çok ağırlıklı çalışan. Ama bir tek doktorun çalışması yetmiyor. Bir de sizin ekip, bulunduğunuz yer reflü merkezi gibi artık, değil mi sanki? Aynen öyle. Yani böyle merkez olmak da iyi mi? Çok iyi, çünkü mutlaka eksiklerimiz vardır. Onları da gidermek durumundayız ama bir kere belli kalitede iş üretmemizi sağlıyor. Yani endoskopi ünitesinde 2 kişi çalışıyor. İşte bir pH metre ünitemiz var, bir manometre ünitemiz var. Yutma borusu sine radyografisi filmi çekilen, işte karşı kapıda bu filmler çekiliyor. Bütün tetkikler ya benim ve yardımcım tarafından yapılıyor ve hepsi de bir elde değerlendiriliyor. Ve daha sonra da yani şöyle bir örnek vereyim. İşte kulak burun boğazcı şunu demiş: bir gastroenterolog gastroskopisini yapmış, bilmem ne üniversitesinde pH metresi yapılmış, ben de sadece teknisyen gibi ameliyatını yapıyor değilim hastaların. Önceden bana gelen hastaların tabii %90'ı en az 3-5 senedir reflüyle ilgili mücadele veren, defalarca doktorlara gitmiş, çeşitli alternatif tedavileri denemiş. Çünkü neticede genel cerrah olduğum için daha çok cerrahi çözüm arayan bir hasta grubuna hizmet veriyorum ben. Dolayısıyla bu nedenlidir ki benim ameliyat etme oranım, bana 100 hasta geliyorsa aşağı yukarı reflüyle ilgili, aşağı yukarı bunların 19-20'si ameliyat oluyor. Yani bana gelen reflü hastanın ameliyat olma oranı aşağı yukarı 1/5. Bu bütün, yani benim hasta popülasyonum bütün reflü hastalarını kapsamıyor açıkçası. Önceden de söylediğim gibi milyonlarca hasta masaüstü ilaçlardan alarak günlük hayatlarında ya da sana bana sağda solda danışaraktan normal hayatlarını sürdürüyor. Bu çok da yanlış bir şey değil aslında. Çoğu hasta ameliyat dendikten sonra kim olayım, işte Mehmet Ali Bey olayım diye geldiği için
de ameliyat olunuyor. Yani benim ameliyat için müracaat ediyor hasta. Bir kısmı öyle. Evet. Bir kısmı öyle. Ona rağmen yani aşağı yukarı 10 hastadan 7'sini 8'ini ameliyat etmemekten yanayız. Evet. Ve onu o oranı şimdilik sürdürmekteyiz. Evet. Şu anki popülasyonumuz öyle bir popülasyon. Yani insanlar hep ameliyat edilmekten korkuyor. Biz de zaten herkesi ameliyat etmeye çok meyilli değiliz. Yok, bu işteki yani başarının ana kuralı, onu da söyleyeyim, doğru hasta doğru seçimi. Karar, evet. Doğru hasta seçimi. Evet. Eğer doğru hastaya ameliyat ederseniz, o zaman hakikaten ona yeni bir yaşam sunabilirsiniz. Ve yanlış bir hastada da çok ciddi sıkıntılar yaşarsınız.